Alo. Alo, Leyla'cığım. Müjdemi isterim hayatım. Halit ve Yıldız boşanıyor. Haftaya selfie'ni çekip sosyal medyandan boşandılar diye paylaşabilirsin artık. Aa, kesin mi? Evde konuşurlarken duydum bizimkiler. Ay ben bu iş daha uzar diye tahmin ediyordum ya. Demek ki Halit'in egosu düzeninden daha ağır bastı. Sen şimdi Zehra'yı hemen ara. Zehra ne alaka? Hayatım çünkü o evde kafalaması en kolay kişi Zehra da ondan. Vakit kaybetmemek lazım bence. İyi de bu kız benimle ilgili etrafta konuşulan her şeyi duydu. Niye benimle görüşsün ya? Bak Leyla'cığım, Zehra hem çok akılsız hem de çok meraklı bir kız. Seninle her halükarda görüşmek isteyecektir. Bence sen önce bir telefon aç. Durumu izah etmek istiyorum türünden bir konuşma yap. Sonra da atla yalıya git. Yıldız'ın o yalıyla tüm bağını koparmamız lazım. İyi iyi, sen daha iyi bilirsin. Tamam, öyle yaparım. Hoşça kal. Zehra. Kahveniz burada efendim. Sağ ol, varsa bırak şurayı. Niye arıyor ya bu beni? Efendim? Tamam, sen demiyorum. Git, git sen. Alo. Merhaba Zehra. Merhaba. Niye arıyorsun ya sen beni? Bak, benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. Ama hiçbir şey sandığın gibi değil. Ben seni çok seviyorum. Ve senin çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Benim hakkımda yanlış bir şey düşünmeni hiç istemem. Ne düşünmemi istersin senin hakkında? Hı? Bu konuşulanlar yalan mı? Yalan olmasa da konuşulduğu gibi değil. O yüzden izin ver, 2 dakika sana her şeyi gelip anlatayım. Senin düşüncelerin benim için çok önemli. Bilemiyorum Leyla. Zehra lütfen. Ben anlatayım, sonra istemezsen bir daha beni görmezsin. İyi tamam. Tamam gel ya. Birazdan orada olurum. Ha tamam. Gel. Ne anlatacaksan gelip bana. Yiğit'ten hala haber yok ya. Kafayı yiyeceğim. Belli belli. Özlem artık tavan yapmış sende. Hani sen Ender'i arayacaktın? Hadi ara da öğren ya. Ha, evet, onu öyle dedim ama o çok kötü fikirler ya. Ben bayağı saçma fikir vermişim yine. Anlar Ender hemen. Şöyle yapalım. Şahika'yı ara sen. Kötü ya o. Senin aradığını sorduğunu falan söylemez. Kötü o ya. Ara onu. Arayayım mı? Ara. Ama dur. Leyla geliyor biraz sonra buraya. Ne? Evet ya, aradı, seninle konuşmam lazım dedi. Aferin ya, sen delirdin mi? Buraya mı çağırdın kızı? Ne yapayım ya? Aa, konuşmamız lazım deyince öyle birden şey yapamadım. Tamam, tamam, konuşalım dedim. Ara, ara hemen, söyle gelmesin. Arayayım mı? Evet, tabii. Efendim Zehra. Ha Leyla, ben sana gel dedim ama o hiç iyi fikir değildi. Gelmesen bize ya. Aa, ama geldim ben zaten. Kapının önündeyim şu an. 5 dakika görüp gideceğim zaten. İyi tamam. Gelmiş bile. Aferin ya. Vallahi ne halin varsa gör. Yine sakın karıştırma. Hayır ya. Hayır ya. Merhaba. Merhaba. Ben odamdayım. Leyla, ben sana tamam gel en iyisi dedim ama hiç iyi fikir değil, sen git ya hadi. Zehracığım lütfen, sadece 2 dakika. Üf, tamam gel hadi, gel gel. Nereden başlasam bilmiyorum ama. Ya tam seninle bir dostluk kurmak üzereyken inan bunların olması o kadar üzücü ki. Yani şu an muhtemelen bu evdeki herkes benden nefret ediyor. Biliyorum. Ama Zehra, ben duygularıma yenik düştüm. Kalbime yenik düştüm ben. Aşık oldum. Ay, ayağı koptu annenin hayatım.
topukluyla yaşam zor biliyor musun Halit canım? Ay benim oğluma bak be. Dur bekle. Şu yenmeyen kekleri kaldırayım da. Emir'le Caner'e yediririm. Ne oluyor Aysel, ne yapıyorsun? Yıldız'ım sormayın. Ne oldu? O kadın geldi. Bu evde inanabiliyor musunuz? Kim? Hangi kadın? Leyla işte o kadın. Leyla denen kadın. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne işi var evde? Ay sormayın Yıldız Hanım. Şu anda salonda Zehra Hanım'la beraber sohbet ediyorlar. Sohbet mi ediyor? Gerçekten Yıldız Hanım. Leyla Hanım orada durmadı, odasına gitti. Ama şu anda içeride Zehra Hanım'la beraber sohbet ediyorlar. Ya bu Zehra delirdi mi ya? Ben gittim ya evden, hemen Leyla'ya yanaşmaya çalışıyor demek ki. Ay ihanet üstüne ihanet, yetti ya. Tamam kabah, sinirlerimi çok bozdun Aysel. Sakın suratına bakmıyorsun onunla. Allah kahretsin. Duyuyor musun Halitcan, Leyla eve gitmiş. Ay utanmadan Zehra ablan da onunla oturuyor. Bir daha Zehra'nın kucağına gitmeyeceksin. Ne iş var bizim evde ya? Ay delirtecek bunlar beni. Hı, tamam tamam hadi anladım Leyla'cığım, ben seni anladım. Hadi hadi git sen artık. Hadi. Kusura bakma. Buraya da gelip seni zor durumda bırakmak istemezdim. Yok zor durumda falan kalmadım da benim seninle görüşmem hiç doğru değil. Hoş bir şey değil yani. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum durumu? Anladım. Hem de çok iyi anladım. Hı. Sadece ben benim tarafımdan da dinlemeni istemiştim. Benim için kıymetlisin çünkü. Umarım tekrar görüşürüz. Hı. Hoşçakal. Bye. Bana ne ya? Bana ne yani? Gerildim boşu boşuna. Lilacığım. Nasılsın Şayka? Ben çok iyiyim hayatım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yiğit için aradın herhalde. Yok ben şey diyecektim. Lilacığım merak etme. Yani Yiğit'e bir şey söyleyecek halim yok. Ayrıca bana bayılmadığını biliyorum. Ama aşk böyle bir şey işte. Sevmediğini bile arattırır insana. Ya Yiğit'ten bir haberin var mı yani? Ne zaman dönecek? Biraz önce konuştum. 2 hafta sonra dönecekmiş. Öyle mi? Tamam. Çok sağ ol. Sana kesin gününü haber veririm istersen. Çok iyi olur. Benden haber bekle canım. Tamam. Sağ ol. Ha şöyle. Sen de gel yamacıma bakayım. Efendim? Alo Halis. Nasılsın? Seni merak ettim. Ben bugün davanın olduğunu biliyordum da. İyi. Halit müsaitsen biraz konuşabilir miyiz? Tamam dinliyorum seni. Yok. Yüz yüze konuşabilir miyiz? Ben eve gidiyorum. Senden sadece bir yarım saat rica ediyorum. Bak ne zamandır ne konuşabildik ne görüşebildik. Eve gelir misin lütfen? Lütfen kırma. İyi tamam gelirim. Hoşça kal. Bir tanem, günlerdir görüşmüyoruz ya. Bir sarılmayacak mısın bana? Ben çok özledim seni. Sen beni özlemedin mi? Nasıl iyi geldi seni görmek anlatamam. Hadi gel, yorgun görünüyorsun zaten. Gel sen otur, ben de sana içecek bir şeyler hazırlayayım hemen. Ha yok, bir şey içmeyeceğim ben. Fazla kalmayacağım zaten. Hı, tamam. Bu arada sen ne diyecektin bana? Hemen konuya gireyim o zaman. Tamam. Yani uzun zamandır zor bir süreç geçiriyorsun, farkındayım. Hala içinde bir takım şeylerin sıkıntısı var, onu da farkındayım. Ama birkaç zamandır benden uzaklaştığını hissettim. Bunun boşanma sürecinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Artık her şeyi hallettiğine göre rahat rahat görüşürüz, değil mi?
Hela, benim biraz nefes almam lazım. Nefes almak derken? Bak, bugün boşandım ve çocuğumdan uzak kalacağım. Yıldız'ın gazeteye verdiği röportajda her şeyin tuzu biberi oldu. Kafamı dinlemeliyim. Anlıyorum. Ama dinleyemezsin. Ne demek istiyorsun? Dinleyemezsin. Bak, Leyla, gerçekten çok yorgunum. Bana ne demek istediğini açıkça söyler misin? Dinleyemezsin çünkü ben hamileyim. Ne zaman öğrendin? Daha dün öğrendim. Yani 2 haftadır gecikmem vardı. Şüphelendim. Bir test yaptım evde. Sonra teste güven olmaz dedim. Doktora gittim. 3 haftalık hamileyim. Bak, ben çok büyük bir karmaşanın içinden çıktım. Bugün boşandım. Çocuğumdan ayrı kalacağım. 6 aylık bir oğlum var benim. Ve ikincisine gerek yok diyorsun, öyle mi? Tamam. Ben öyle bir şey demiyorum. Tamam Halit, ben seni çok dinler misin? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Hayır, ben seni çok iyi anladım. Hiç Leyla, merak etme. Bak, Leyla, ben öyle bir şey söylemiyorum. Bu konuyu kapatalım ve benim kalbim daha fazla kırılmasın, olur mu? Bak, ben senin kalbini kırmak istemiyorum. Ben diyorum ki acele etmeyelim. Zamanımız var zaten. Oturup konuşalım, birlikte karar verelim diyorum. Ortak davranalım. Ben kararımı verdim ki. Bence burada karar vermesi ve düşünmesi gereken senmişsin gibi duruyor. Ben sadece bir şeyi izah etmeye çalışıyorum seni. Beni yanlış anlamanı istemiyorum ki. Ben sadece senin bu zor zamanlarında bu habere mutlu olursun diye söylemek istedim. Ve bence gerçekten bunun konusunu kapatalım. Yani bebeğimizden bir projeymiş gibi bahsetmek çünkü beni yaralıyor yani. Ben sana proje falan demedim ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anca gelebildim. Neler yaptın anlat bakalım. Halit yuttu mu hamile olduğun yalanını? Yutmak mı? Adam neye uğradığını şaşırdı. Dünyası başına yıkıldı. Ben senin aklına uydum. Bir yalan söyledim ama içimden bir istiyor ki her şey daha beter olacak. Ne içiyorsun? Bir bardak su alırım. Leyla'cığım, biz bu yalanı zaman kazanmanın için uydurmak zorunda kaldık. Keyfimizden söylemedik ki. İyi de bu durum Halit'in hiç hoşuna gitmedi. Hoşuna gitmedi de ne yaptı? Bağırıp çağırıp ben bu çocuğu istemiyorum falan mı dedi? Hayır, tabii ki öyle bir şey demedi. Sonuçta karşısında hamile zannettiği bir kadın var. Böyle bir şey yapamazdı. Ama adam bana kibarca ben bu çocuğu istemiyorum dedi. Leyla'cığım, sen Halit'i hiç tanımıyorsun ama neyse. Neyse derken anlamadın herhalde. Adam bana kısaca diyor ki git bu işi kendi yöntemlerinle hallet. Çocuğu istemiyorum demenin başka bir yoluydu yani. Ne güzel işte. Nesi güzel? Oh. Leyla'cığım, sen tam bu noktada Halit'in hayatına giren herkesten ayrışacaksın. Hı. Nasıl yapacağım bunu? Halit'in hayatına yasak aşkla giren tüm kadınların ortak bir derdi vardı. Ondan hemencecik bir çocuk peydahlayıp onu nikah masasına oturtmak. Sen onların hepsinden farklı olacaksın. Hı. Ne yapacağım peki? Olmayan çocuğunu aldıracak ve aşkını yaşamayı seçen kadın olacaksın. Böylece Halit hayatının sonuna kadar sana ve olmayan çocuğuna vicdan yapacak. Vallahi senden korkulur ha. Benimle aynı tarafta olduğun sürece benden korkmana gerek yok Leyla. Asıl mesele bana sırtını dönünce başlar. Aman aman aman, hayatta dönme. Aferin. Akıllı kızsın. Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk. Ne bu surat? Anlat bakalım nasıl geçti ilk aile yemeğiniz? Berbat. Ne demek berbat? Yıldız Halitcan'ı getirdi. Herkes bebekle ilgilendi, uğraştı. Ben de öyle köşe minderi gibi oturdum bir tarafta. Aa! Yıldız'a bak sen.
Yani bizden akıllı çıktı baksana. Bu kız bebeğini daha ilk günden kullanmaya başladıysa yandık biz. Sence Yıldız benim orada olacağımı bilerek mi bebekle geldi? %100. Ama Zehra ile arasını bozduk, o söylemiş olamaz. Lila desen o kendi derdiyle boğuşuyor. Erim hayatta böyle bir şeye kalkışmaz. Kim yaptı peki? Tabii ki Yıldız'ın en yakın arkadaşı Aysel. Hiç aklıma gelmemişti bak o. O eve taşındığın zaman ilk kurtulman gereken kişinin kim olduğunu anlamış oldun böylece, öyle değil mi? Yapabilirsem, taşınabilirsem kurtulurum Şahika. Leyla'cığım, bak Halit'le aranı düzelttik. Adam vicdan azabı çekiyor. Biz bu kadar yol almışken sen enerjini düşüremezsin. Uğraşıyorum ama yoruldum. Yorulamazsın, Yıldız'a bak. Ya boşandığı halde hala aklı fikri o evde. Yok, bu kız benimle uğraşmaya devam edecek. Bebeği almaya geldiği zaman karşılaştık. Yine bana saldıracak sandım. Şükür bu sefer yapmadı. Leyla'cığım, sen Yıldız'dan neden bu kadar korkuyorsun? Senin arkanda Halit var. Takma kafana bu kadar bu kızı ya. Korkuyorum çünkü onun da arkası sağlam. Bitmiyor ki Ender, kardeşi, arkadaşı, ıdısı, bıdısı. Ben ve Halit Yıldız'ın bütün kalabalığından daha etkiliyiz, merak etme. İyi. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben bir kahve yapıyorum. Ay, bir köylü güzeli için yapılanlara bak, inanamıyorum ya. Ne buluyorlar bu Yıldız'da anlamıyorum ki. Nadir'i de maymun etmiş. Ben en iyisi bunu sana yollayayım da Halit Efendi. Eski karının kimlerle takıldığını gör. Yanındakinin kıymetini iyice anla. Sayende ben de klasik müzik sevmeye başladım. Ne güzel. Evet. Vereyim mi telefonunu? Ha, ver. Çocuklardandır. Ah. Nadir'in Yıldız'a düzenlediği bu partiden haberin var mı? Kimmiş? Şahika göndermiş. Aa. Aa. Yıldız değil mi şu? Nadir Yıldız'a doğum günü partisi vermiş. Nadir'le birlikteler mi? Ne münasebet? Niye sinirleniyorsun ya? Bekar bir kadın. Canı kimle nerede ne yapmak isterse onu yapar. Ayrıca Nadir'in Yıldız'a olan ilgisini de bilmeyen yok zaten. Öyle bir şey yok. Olamaz da. Hayırdır, sen niye köpürdün böyle, ben anlamadım. Saçma sapan konuşuyorsun da ondan. Çek hayalim. Sen Yıldız'ı mı kıskandın ya? Ben Yıldız'ı niye kıskanayım ya? Yıldız'dan bana ne? Çocuğumu almış kucağına, o herifle poz poz fotoğraf çektiriyor. Böyle bir şey olamaz. Benim karım kimseyle poz veremez. İyi de o artık senin karın değil, eski karın. Ya ağız alışkanlığı işte. Tövbe yarabbim ya. Yani ya bir insan eski kocasını düşünmez mi? O herif benim düşmanımdı. Böyle bir şey var mı ya? Yarın herkes onları konuşacak. Bir insan eski kocasını niye düşünsün ki? Sen insanların onları konuşmasını mı dert ediyorsun yoksa Yıldız'la Nadir'in yakınlaşmasını mı? Sen ne diyorsun ya? Nadir Yıldız arasında böyle bir yakınlaşma olamaz. Anladın mı? Anladım canım, tamam. Söylemedim say. Ağzımızın tadı kaçmasın gereksiz insanlar yüzünden. İyi, öyle say. Bir daha da duymayayım böyle şeyler. Alo? Leyla, Halit yanında mı? Yok, değil. Yoldadır, gelir birazdan. Niye? Senin olanlardan haberin yok galiba. Yok bir şeyden haberim. Ne oldu ki? Yıldız ve Nadir evleniyor. Aa, yok artık. Nasıl ya? Basbayağı. Nadir Yıldız'a evlenme teklifi etmiş, Yıldız da kabul etmiş. Halit'in haberi var mı bundan? Onun bilip bilmediğinden haberim yok. Bizimkiler kutlama yemeğindelerdi, onlardan duydum. Ay, inanamıyorum ya. Acaba Yıldız'ın aklı hep Nadir'de miydi? Sanmıyorum.
aklı sıra Halit'e nispet yapacak. Kıza bak ya. Adamı içten çökertecek, görüyor musun? Ve huzurumuzu kaçıracak. Sen de huzurun kaçmamış gibi yapacaksın Leyla. Sakın bir şey bildiğini belli etme. Halit bir şey sormadığı sürece sakın bir şey söyleme. İyi, tamam, öyle yaparım. Tamam. Bir gelişme olursa haberleşiriz. Tamam, hoşça kal. Vay 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 vay. Neler oluyor ya? Buyurun. Kapıyı kapat. Babacığım, sen yemeğin var demiştin ama çıkmamışsın. Çıkamadım. Belki gitmeyebilirim. İyi misin? Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim, iyiyim. O zaman biz seni bekleyelim yemeğe. Yok, sen çık. Ben haber veririm. Tamam. Canım, yolda mısın? Geliyor musun? Hadi yemek hazır. Daha evdeyim. Aa. Ben seni çoktan yola çıkmışsındır zannediyordum hayatım. İşlere takıldım, biraz çıkamadım. Ha, iyi. O zaman sen ne zaman burada olursun onu söyle de bari ben yemekleri sıcak tutayım. Leyla, belki ben gelemeyebilirim. Öyle mi? Ne oldu ki? Her şey yok. Yorgunum sadece. Erken uyuyacağım. Daha iyi. Gelseydin burada keyifli keyifli sohbet ederdik, dinlenirdin. Yok yok. Görüşürüz hep, tamam? İyi. Peki, tamam. Sonra konuşuruz. Adama bak ya. Hiç bozuldum, umurunda bile olmadı. Vay be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.